Yolculuğumuza başlamadan önce Önder Alışveriş Merkezi'nden alışverişimizi yapıyoruz. Önder Alışveriş Merkezi, Gülten Sezgin'le Kıbrıs'ın mutfağını sunar. Haber Kıbrıs ekibi olarak Kıbrıs'ın mutfağı bayram özel programıyla bu hafta Bağlıköy'de, eski adıyla Ambeligu'dayız. Her bayram olduğu gibi bu kurban bayramı da birçoğumuzun kullandığı bir cümle. Ah nerede o eski bayramlar? Eski bayram gelenekleriyle buram buram Kıbrıs kokan bir program hazırladık. Bayram özel programımızda da araştırmacı yazar şair Ahmet Ömer Ağa da programımıza konuk oldu. Bağlıköy'de Havva Nene'nin mutfağında bayramların vazgeçilmez lezzetlerinden Kıbrıs'a özgü fırın kebabı, çörek ve hellimli zeytinli bullanın yapımını Ülkü Şansalan'ın ve Sevgül Ersin'in tarifiyle sizlerle paylaşıyoruz. Gelin bu serüvene hep birlikte ortak olalım. Kavuştum tel beni, aklımdan ettin beni. Uzaklardan geldim bir yol göreyim seni. Sultan Kahve ailesi olarak tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlarız. İyi bayramlar. Bayramlarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden fırın kebabının yapımını Ülkü Şansalan'ın tarifiyle sizlerle paylaşacağız. Ülkü Hanım, öncelikle malzemelerimizi sayalım. Evet, bugün fırın kebabını yapmak için malzemelerimiz badadezimiz, soğanımız, domates, burcu, domates salçası ve kırmızı gelin etinden size fırın kebabını yapmaya çalışacağım bugün. Bayramlarımızın olmazsa olmazı fırın kebabı. Eskiden her evde fırınlar yanardı. Bayram gün sabahları komşularımız hep toplanıp o fırına yemeklerini, badadez kebabını koyardı ve öyle geçerdi bayramlarımız. Evet, aynı biraz önce söylediğiniz gibi fırın kebabı yapıyoruz bugün. Ben bunun biraz daha nostaljik, daha önceleri yapılan Gleftigo dediğimiz hırsız kebabından bahsetmek isterim. Tabii ki bu hırsız kebabı dediğimiz dönemler 1950'lere ve daha öncelere tekamül eden bir çeşit yemeğimizdi. Tabii bu yemek bir adı üstünde hırsızlık yapılan bir koyunun kesilip kimse görmeden bunun pişirilerek yenmesine meseleydi. Ve esas jenerasyon şöyleydi. Bir metre derinliğinde bir kuyu kazılır. Onun içine közlenir, ateş közlenir. Sonra etler parça parça, örneğin bir kol, bir bacak ve kaburgalar tek tek böyle şişlere geçirilerek üst tarafta sarkıtılırdı kuyunun içine ve üstü kapanırdı. Bu iki gün, üç günde kalsa bu et onun içerisinde böyle ılık bir şekilde ve etin kemikten ayrılmış vaziyetiyle yenen bir çeşididi. Tabii bu Gleftigo dediğimiz ve hırsız kebabı bugün artık nostaljik olarak değişmiştir. Foillere girdi, işte tepsilere girdi, işte tabii ki biraz önce dediğiniz gibi bayramların vazgeçilmezliği. Bir de aile içerisinde düğünler, nişanlar, yani böyle özel günlerde yapılan bir özel yemek. Özel yemek. Ama bir de şöyle özel vardı, yemek. Eskiden fakirlik vardı, herkes et alamazdı. İşte bayramdan bayrama bu tip tatlar yapılırdı ve bu hırsız kebabı da bir dönemlerin bize kalan bir mirası. Thank you.
Eskiden de bayram heyecanı vardı. Ben de evin güçlü olduğum için neyi hatırlarım hiç unutmam. Fırından çıkanları annem koyardı, yaşlılara, yapamayanlara. Dağıtılırdı. Evet. Bütün gün ben onları dağıtırdım. Hem yorulurdum hem usanırdım. Gittiğim yerden bazen erken gelmezdim. Bütün gün dağıtırdım. Eskiden böyle de bir paylaşım vardı. Çok da güzel idi. Şimdi maalesef yok o paylaşım. Şimdi nerede o eski bayramlar? Ayağımızın ölçüsünü büyüklerimiz alırdı. Lefkoşa'ya gidenler gamucuna. Evet. Evet, annem de anlatır onu. Ölçüler gamucuna alınır. Evet. Ölçüler gamucuna alınır. Hiç seçme, beğenme hakkımız yoktu. Ne getirirlerse bizi, bize onu giyerdik. Ne kadar da mutluyduk Allah'ım. Evet. O ayakkabıların kokusu. Sabah olsun. Kalkalım yeni ayakkabılarımızı giyelim. Çıkalım büyüklerimizin ellerini öpelim. Para alalım, para toplayalım. Evet. Bir şilin, yarım şilin. Ben bir daha hatırlarım yaşlılarımız. Mesela büyüklerimiz bayramdan önce para bozdururdu. Şilin alırlardı. Evet. Biz de çocuklar sabah sabah caminin önüne giderdik. Camiden çıkanın elini öperdik. Eğer verirse bize büyük para dolaşırdık. Tekrar giderdik. Bu bize büyük para verirdik. Tekrar giderdik onun evine. Ne kadar mutlu olurduk Allah'ım. Çok mutlu olurduk. Sevgül Hanım, fırına yemeğimizi saldık. Evet canım, fırına yemeğimizi saldık. Yemeğimiz fırında 4 saat kalacak. Ondan sonra, piştikten sonra yemeğe hazır. Misafirleri bekler. Canser ailesi olarak bizler halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar. Esenlikler dileriz. Anneciğim, seni tanıyabilir miyiz? Ben Mağlıköy'lüyüm, 26 doğumluyum. 1926. Yani çocukluğundaki bayramlar nasıldı? Ha, çocukluğumda bayramlar kalkardık sabahtan. Giyinirdik, kendik elimizi yüzümüzü giderdik, getirdik evleri. Salıncak yedirdik, sallanırdık, türkü söylerdik. Gezerdik böyle evleri, hısım akrabanın ellerini öperdik. Kimisi para verdi, kimisi vermez. Nerede eskiden? Fukaralık vardı. Evet. Peki ellerinize kınaya kılır mısınız? Ellerimize ya yakardan amkına bağlardık. Kalkardık sabah sabah bakalım tuttuysa kınamız. Açardık ellerimizi, içerdik. Bazı tutardı, bazı tutmazdı. Evet. Özler mi gide nene çocukluğundaki bayramları? Özlerim olan ama hani ben çocuklukta ben ufaktan anam işe giderdi. Ben bütün evin işlerini yapardım. Çamaşır, evi sileyim, süpüreyim, su taşırdık deriden, çeşmelerden. Yolda öyle çeşme, evin içinde kişedesin. Kuyudan çekerdik, taşırdık. 1 milyardan omuz doldurduk. Çamaşırımızı yıkardık. Çamaşır taşta yıkardık, sererdik. Hep böyle küllü suyu yapardık eskiden. O küllü suyuna yakardık ocağı, götürürdük suları, elde çamaşır yıkardık, tokuş vardı öyle. Tokucundan yıkardık, ovardık, asardık. Evet. Eskiyi özler mi Hidayet Nene? Eski özlerim ama geri dönmez. Şimdiki bayramları nasıl buldun? Şimdiki nerelerin bayramı, hiç saygı kalktı, sevgi kalktı, yoktur. Yok, gelsinler elini öpetsinler, kimse gelmez. Kimse gelmez, eskiden eve gezerdi insanlar, çocuklar.
Şimdi yoktur. Şimdiki gençlere ne gibi mesaj vermek istersin, hidayetlere? Şimdiki, neler söylemek istersin? Şimdiki gençlere saygı, sevgi, atalarını, komşularını saysınlar, sevsinler. Arkadaş edinsinler. Kimsesinin kalbini kırmasınlar. Bu kadar. Evet, şimdi sırada zeytinli, hellimli bullalarımızın yapımına başlıyoruz. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Evet, öncelikle Arden hellim, zeytin, taze nane, kuru soğan malzemeleri bunlar. Bazı yerlerde, mesela ben Gönendereliyim, benim köyümde zeytinli helliminin içerisine golyandro, taze golyandro da kesilir. Taze soğan. Taze soğan, taze golyandro. Onlar da ilave edilir. Kuru nane. Evet, isteğe göre. İsteğe göre. Yani. Evet, o zaman yapımına başlayalım. Tamam. Arden ailesi olarak Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, esenlikler dileriz. Bu bayram ülke alımın tarifiyle Arun'la bayram çörekleri yapılmıştır. Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar. Nice nice mutlu ve sağlıklı bayramlar dilerim.
tabii. Seni tanıyabilir miyiz? Ben şair, araştırmacı, yazar, sahne sanatçısı Ahmet Ömer Ağa. Bugün sizinle Ambelugu köyündeyiz, Bağlıköy'de. Eski bayramlarla ilgili söyleşiyoruz. Ve bugün için bir konsept hazırladım. Çocuklarımız eskiden ne yemişler, yerlerdi? Tabii bugün çikolatalar, her türlü ambalajı, yüksek kalite yemişlerle haşır neşirler ama eskiden yokluk vardı. Hep kendimizin yaptığı yemişleri yerdik. İstersen onları bir böyle bir şeyden tanıtalım. Evet. Mesela bahseden boyu annemiz yapardı. Kabağını tatlı yapardı. Çekirdeklerini kurudurduk. Sonra tuzlu suda kavururduk kendilerini. Bahseden bu olurdu. Dedemiz tarlada nohutları hasat yaptığında nohutları yemek yaparlardı. Bizim için de nohudu kavururlardı. Leblebi olurdu. Leblebi yerdi. Bu gannavuriler genellikle bayram yerlerinde satılırdı. Böyle kağıdı yuvarlak şekilde yaparlardı. Foni şekilde. İçine konulardı. 2 kuruş. Bu çitlembikler gene öyle. Yapalım. Bayram harçlıklarınızdan bunları alırdınız. Bütün köyün ne kadar varsa hepsini kapı kapı gezerdik. Bir cebimiz dolardı kuruş şirin, bir cebimiz dolardı kuyruklu şeker. Sonra başlardık saymaya. Kim daha çok para topladı, kim daha çok şeker topladı. Ondan sonra paraları toplardık, birleştirirdik, bayram yerine giderdik. Bayram yeri tabii ki eskiden saray önünde kutlanırdı ve Lefkoşa'daydı töreninden kutlanan ilk bayramlar 1950'lere kadar. 1950'lerden sonra başladı hep bayramlar değişmeye. Devam edelim istersen. Kuyruklu şekerlerimiz, şeker pademlerimiz, paklamız. Pakla da bildiğin normal hasat edilen paklayı kurudurlardı. Paklanın bu baş tarafını keserdi nenem. Kabuğunu da çıkarırdı, kaynadırdı, üstüne zeytinyağlı böyle, soğana da cucuğuna vururduk böyle yumruğu yerdik. Tabii kış zamanları paklayı da kavururdu bize, o da bir yemiş idi bizim için. Evet. Yani burada gördüğünüz hepsi bunlar bizim nostaljik 1950'lere 60'lara kadar evimizde biri annelerimizin, nenelerimizin yaptığı şeylerdi. Bu pastella girebetya. Pastellagiler eşeğin üstünde bir Ermeni vardı, Nigolli. Gelirdi böyle satırına, vurdu böyle tak kadar keserdi ve öyle parça parça alırdık pastellagiyi. Tabii bunlar şimdi döndü dolaştı, sanayi tipi oldu, inceldi, susamlandı falan filan değişti. Sarrazam sucukları tabii ki genellikle ailelerin sunumlarında daha varlı insanların ikramlarıydı. Burada cezeryelerimiz yine. Yani burada baktığınızda bizim kadefimiz yarımıydı. Dolu tarafına bakar mutlu olurduk. Şimdi kadefimiz doldu akar. Yine mutlu değildik. Yani o eski nostaljik sevgiler, saygılar, büyüklere karşı gösterdiğimiz o itibar, o asalet yavaş yavaş gitti. Bayramların içi boşaldı gibi gelir. Aslında bayramlar değişmedi. Çok bayramlar tatil amaçlı şimdi günümüzde. Evet. Yani bayramlar gene duruyor bir yerde. Ama değişen sosyoekonomik pozisyonumuz ve sosyal yaşamımızla birlikte bayramlara bakış açımız değişti. Yani bugün 20 yaşlarında bir gencin bayrama bakış açısı sevdiği bir kızla birlikte bir diskoya gitmek, güzel bir gece yaşamak ve o içindeki şeyleri tatmin etmek. Bizim gibi 1960'larda, 50'lerde doğanlarınsa biz getto dönemleri kapalı bir dönemde yaşadık. Onun için şimdi ister ki Paris'te kahvaltı yapalım, Amerika'ya gidelim, Avrupa'yı gezelim. Şimdi bizim için bayram, 5 gün bayramsa 5 gün tatil. Artık öyle kapı kapı gezip insanlarımızdan kucaklaşma, bayramlaşma, sevgi, saygı ortamı kalmadı. Çünkü toplumsal bir yaşamdan bireysel bir yaşama girdi. Aileler artık küçüldü. 2 tane ebeveyn, 1 de çocuk.
Eskiden öyle değildi. Teyzelerimiz, nenelerimiz, dedelerimiz hepsi etrafımızdaydı. Hepsiyle birlikte kucak kucağıydık. Bütün hasretlerimiz, bütün ihtiyaçlarımız ve bütün sevgilerimiz ortak paylaşarak yedik. Çünkü sevgi paylaşılmadığı sürece yok olur, kaybolur. Sevgiyi çoğaldan karşılıklı sevgiyle birlikte yoğrularak çoğalır sevgi. Evet Ahmet abi, bayramların vazgeçilmez oyunlarından birini canlandıracağız bugün. Evet. Tabii bu 1950'lerde Aynalı'nın şeyleri, leblebileri öğüderek, içine pudra şeker koyarak sattığı bir yemişimizdi bu. Tabii bunun bir de oyunu vardı. Bundan iki kaşık ağzına atacak buradaki yarışmacılar hep beraber biz de. Ve kim önce ıslık çalar? Yani bunu yapabilen, ilk yapabilen birinci gelir. Çok durdum ya. Evet, yarışma. Şimdi alma bir dakika koymadan herkes üfürsün alın bir şey, ıslık çalsın. Ben bana onu atamam, o kesin. Yap bakayım. Evet, şimdi atın ağzınıza. Bir kaşık daha, yalayıp yutmadan ağzında tutacaksın. İkinci kaşığı da. Hadi bakayım. Evet. Hadi başladı. Hadi bakalım, kim önce ıslık çalacak? Hadi bak. Hadi bak. Oluyor. Oluyor. Evet, birinci. Teşekkür ederim. Ektam ailesi olarak tüm İslam aleminin ve Kuzey Kıbrıs Türk halkının mübarek kurban bayramlarını kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dilerim. Annenin yeri, babaannenin yeri, sayılı güzelleri, sayılı güzelleri, yemekleri nefistir, yemekleri nefistir, herkes bunu bilmeli, herkes bunu bilmeli. Kahve kaynar cezvede, kahve kaynar cezvede, Zerrin Hanım zirvede, Zerrin Hanım zirvede. Oldu olacak madem, oldu olacak madem, yap bir kahvecik bize de, yap bir kahvecik bize de. Sevgili Gülten ile, sevgili Gülten ile, Kıbrıs habersizlerle, Kıbrıs habersizlerle, Kıbrıs kültürü ile, Kıbrıs kültürü ile, yoğrulur hep bizlerle, yoğrulur hep bizlerle. Sevgül Buket Emine, sevgül Emret Emine, hepsi de bir aile, hepsi de bir aile. On barmakta on hüner, on barmakta on hüner,
hepsi de bizlerle. Hepsi de bizlerle. Havva nenenin yeri. Havva nenenin yeri. Sayılı güzelleri. Sayılı güzelleri. Yemekleri nefistir. Yemekleri nefistir. Bunu herkes bilmeli. Bunu herkes bilmeli. Bunu herkes bilmeli. Bunu herkes daha bilmeli. Bilmeli. Bunu herkes bilmeli. Bahçelerde mor gördüm seni, rüyamda gördüm. Bahçelerde mor gördüm seni, rüyamda gördüm. Seni gördüm sahar, sen bayıldın ben öldüm. Seni gördüm sahar, sen bayıldın ben öldüm. Aman aman elinden, sarsam ince belinden. Öpsem dudu dilinden. Önder Alışveriş Merkezi Gülten Sezgin'le Kıbrıs'ın mutfağını sundu.